kızla konuştum. Artık vereceği karara göre... Oğlum ne yapıyorsun? Düzgün kullansana. Efendim? Arkamızdaki araç... Kim bu manyak? Aha, kör etti beni. Allah. Kim bu manyak? İn bak bakalım kimmiş. İn baba. Aziz. İn. Aziz oğlum. Geç. Aziz, oğlum nereye gidiyoruz? Oğlum konuşsana, bir şey söylesene Aziz. Oğlum niye bir şey söylemiyorsun bana? Ha? Mezar... Mezar değil baba. Oğlum. Küçük oğlum. Unuttuğun için hiçbir sorumluluk hissetmediğin... ...gömdükten sonra mezarının yerini unuttu. Sanki hiç var olmamış gibi hayatına devam edip... ...annemi acısıyla baş başa bıraktın, oğlum. Niye buradayız baba biliyor musun? Bugün Fırat'ın ölümünün 15. yıldı. Bugün hepimiz oturduk. Hep birlikte yemek yedik. Paradan konuştuk. Holdingden, işten güçten konuştuk. Ortaklardan konuştuk. Hayattan konuştuk. Düğünden konuştuk. Ama sen hatırlamadın. Gözlerinin içine baktım baba. Acaba dedim... Bir saniye, sadece bir saniye hüzün görebilecek miyim? Ama yok, göremedim. Neden buradayız baba biliyor musun? Sana her şeyi en baştan hatırlatmak için. Annem öldü. Annem de öldü. Ve siz... Benimle dalga geçer gibi. Annemle kavga ettik, yurt dışına gitti dediniz. Bunu şimdilik geçiyorum. Ama şimdilik. Annem niye öldü baba? Bir düşün. İşte o gece... ...defileden sonra... Defilede... ...dünyanın en güzel... ...en masum... ...gencecik bir kadını öldüreceğim derken... ...neredeyse oğlunu öldürüyordu. Yiğidim, sen bunları nereden biliyorsun? Nasıl biliyorsun bunları? Gerçekten bu. Şimdi önemli olan bu mu? Uyanamayabilirdim. Anne yüreği işte. Dayanamadı. Çekti gitti. Sense ben hiçbir şey yapmadım ki. Dedin ve kendini akladın. Kenara çekildin, sıyrıldın. Muhtemelen cenazede birazcık gözyaşı döktün. Ve sen ortada bir cinayete teşebbüs olmasına rağmen... ...holdingi kurtaracağım diye sessiz kaldın. Feride ölebilirdi. Fırat öldü baba. Annem evlat acısıyla kaldı.
beni iki evladı yerine sevdi. Bana ne zaman baksa Fırat'ı da gördü. Annemle kavga ederdim ama ona hiç kızmazdım. Feride'yi... Tamam. Tüm hayatım boyunca hiç kimseyi sevmediğim kadar sevdiğim ilk ve tek kadın Feride'm. Annem onu reddettiğinde, hatta birbirimize res çektiğimizde bile kızmadım ona, kızamadım. Çünkü onu anladım baba. Hastalıklı bir sevgiydi ama beni çok sevdiğinden yaptı. Annemin yalnızlığının bedelini ben hastalıklı sevgisiyle ve bana yaklaşan herkese saldırmasıyla ödedim. Peki sen baba, sen ne yaptın? Bir tane bir çiçek aldın, gittin annemin mezarına koydun, gördün. Peki hiç annem yaşarken bir çiçek alıp yanına da çiçek gibi birkaç tane kelam ekleyip kendisine hiç verdin mi? Hiç sanmıyorum. Şimdi Nehir'le bana yaptığın gibi. Zaten sizinki de şirket evliliğiydi. Acaba anneme ne hissettiğini hiç sordun mu? Şimdi bu kadar lafı neden söyledim? Bu kadar şeyi neden döktüm? Biraz önce Feride'ye söylediğin şeyler vardı ya. Sevdikleri insanın elini kolunu bağlar. Senden değil, seni seven oğlumdan korkuyorum dedin ya. Duydun demek. Maalesef. Ve haklısın. Benden kork. Zamanı geldi. Çünkü baba, sen beni çoktan kaybettin. Ellerini Feride'min üzerinden çek. Hafızamı kaybetmediğimi, tüm gerçeği bildiğimi bir kişiye söylersem, özellikle işbirlik için Nehir'e, İşte o zaman. Şimdilik susuyorum. Ama konuşursam, çıkacak kasırgada hiçbirimiz, hatta hiçbirimiz sağ kalmayız baba. Ben kardeşimin mezarını buraya taşıyalı tam 15 yıl oldu baba. Haberim bile yok. Ben mezarı buraya taşıdıktan sonra sen Almanya'da bir defa bile ziyarete gitmedin. Kontrol bile ettirmedin. Şimdi de çıkmış bana evlat sevgisinden bahsediyorsun. Sakın bir daha kimseye bu konu hakkında nutuk atma. Senin sevdiğin bir şey var. O da kendin. En azından bu konuda dürüst ol, Tahsin Bey.